Evet sevgili YouTube severlerim, bugün de videomuzun konusu fındık entek ve mücadele tarla okulu eğitimi olacak. Sizleri bu konulardan da faydalanmanız için bu anlatılacak olan Tarım İl Müdürlüğü'nden gelmiş olan mühendis arkadaşlarımızın bilgilerinden istifade etmeyi tavsiye ediyorum. Kusura bak. Bugünkü konumuz fındıkta entek ve mücadele tarla okulu olarak adlandırıyoruz. Yani fındıkla ilgili bilgi vereceğim ama onun haricinde sizin sormak istediğiniz farklı konularda, farklı tarımla ilgili bizim bilebildiğimiz konularda sorular varsa da onları da anlatımın bitiminden sonra sorarsanız bildiğim kadarına yardımcı olurum. Bilmediğimi öğrenip muhtar vasıtasıyla veya farklı şekillerde size iletebiliriz. Şimdi entegre mücadele genel anlamda basit olarak ifade edersem fındıkla farklı zararlar ve hastalıklarla aynı anda belli bir zaman süreci içerisinde mücadele etmemize, farklı yöntemleri kullanarak mücadele etmemize entegre mücadele diyoruz. Şimdi fındığın belli bir başta zararlarını anlatarak bahar dönemindeki mücadeleyi anlatmak istiyorum ben size. Şimdi fındığımızda belli başlı bize en çok zarar veren hastalık ve zararlar nedir? Fındık kozalak akarı bir, fındık kurdu iki, fındık kahverengi kokarcası, fındık yeşil kokarcası ve balkanın dediğimiz zararla, bu 5 tane zararlı bizim bölgemizde fındığa en çok hasara veren zararlar. Bir de ne var? Son aşağı yukarı 10 yıldır gündemimizde olan külleme dediğimiz hastalık var. Vatandaş buna küf diyor. Bizim için teknik anlamdaki bunun adı külleme hastalığı. Şimdi bahar ayı gelmesiyle beraber, yani kıştan alayım, şöyle alayım, kıştan alayım. Kıştan aldığımız zaman bahçemizdeki budamayı yaptığımız zaman bahçemizi temiz halde bırakmamız gerekiyor. Kestiğimiz sık olan dalları ve çalı çırpıyı yakmamız gerekiyor. Niye yakmamız gerekiyor? Bu dallar, çalı çırpı üzerinde hastalık ve zararlı unsurlar bulunduğu için yakarak bunları bertaraf etmiş oluyoruz. Bunları ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunların en büyüğüne dalkıran dediğimiz zararlı. Dalı kestiysek, budamamızı yaptıysak, gerekli budamayı yaptıysak bahçemizdeki dalkıran olan dalları yakacağız, temizleyeceğiz. Bununla fiziki olarak mücadele etmiş oluyoruz. Bu birincisi. İkincisi, bahar ayı geldi. İlk kışın bir de bahar ayındaki kimyasal mücadelede ki ilk mücadelemizi yaptığımız kozalak akarı var. Kozalak akarı da kışın mücadele edebiliyoruz fiziki olarak, kültürel olarak. Ne yapıyoruz? Fındık kozalak akarını kopartıyoruz, yere atıyoruz. Bu yeterli. Çünkü onun içinde yararlı böcekler de var, zararlı böcek de var. Yararlı böcekleri eskiden şöyle yapılıyordu, gömülüyordu veya yakılıyordu. Buna gerek yok. Kozalak akarı dediğim zararlıyı biliyorsunuz. Özellikle yağlı fındıklarda daha fazladır. Yuvarlak yuvarlak oluyor böyle. İşte kim üretici fındık gülü diyor, kimi farklı isimler takılıyor ama bizim için kozalak akarı. Fındığın ucundaki bu dut ağacı ama fındık olarak gösterelim. Bunun ucunda sürgün vardır. O içindeki akar, yani böcek buraya girer. Buraya girdiği zaman fındık verecek gözü, sürgünü köreltir. Hasara sebep olur. Fındık kozalak akarını hafife almayın. %30-35'e varan oranda ürün kaybına sebebiyet verir. Kışın bundan nasıl mücadele ediyoruz? Kışın şu şey koparttık, yere attık. Üzerine çiğnasak da olur, çiğnamasak da olur. Koparttık, yere attığımız zaman fındık kozalak akarı ile fiziki olarak mücadele etmiş oluyoruz. Kışınki mücadelemizi getirdik. Bahara geldik. Baharın Nisan ayı ile 1 ile 15 arasında gelişim durumuna bağlı olarak, yani iklim durumuna bağlı olarak bazen iklim 10-15 gün ileri gidiyor, bazen geri gidiyor. Nisan'ın 1 ile 15 arasında kimyasal mücadele yapıyoruz. Yani kimyasal mücadele nedir? Tarımsal ilaçlarla mücadele ediyoruz. Bizim önerimiz ilk mücadelenin, kozalak akarı ile yapılan mücadelenin zaten şu anda ruhsatlı bir tek o ilaç var. Kükürt atılması şeklinde. Kükürt attığınız zaman hem kozalak akarı ile mücadele etmiş oluyorsunuz. Bir, iki, kükürt attığınız kükürt aynı zamanda külleme dediğimiz hastalıkla da, hastalığa da etkili. Aynı anda hem küllemeye hem kozalak akarıyla mücadele etmiş oluyorsunuz. Bu Nisan'ın 1 ile 15 arasında ama mevsime bağlı olarak bu işte daha erken olabilir. Mart'ın 25'ine ile Nisan'ın 5'i 10 arasına gelebilir. Veya
işte Mayıs şey Nisan'ın 20'si ile 25'i arasında uzayabilir iklim durumuna bağlı olarak. Bununla mücadelemizi yaptık. Bununla mücadelemizi yaptıktan sonra Nisan ayının sonuna doğru dalkıran dediğimiz böcekle ve külleme hastalığıyla mücadelemiz devam ediyor. Külleme hastalığıyla mücadelede aklınızda olması gereken şu, hastalığı bitkiye bulaştırmamak için çabalıyoruz ve bunun için bahçemizi ilaçla tutmamız gerekiyor. Şöyle anlatayım. Boya örneğini veriyorum ben. Mesela bu binaya boya vurmadık diyelim. Su yalıtımı boya vurmadık. Bu binaya su vurdu, yağmur suyu vurdu. Bunun duvarı veya bünyesi suyu çekiyor. Ama su yalıtımlı boya vurduk. Ne yapıyoruz? Su yalıtımlı boyadan su içeri sızmıyor. Sızamadığı için de zarar vermiyor. Külleme ilaçlaması yaptığımızda da böyle. Külleme ilacının tam kaplama yaptığımız zaman bitkilere, fındığa, bu külleme ilacıyla bitkinin külleme hastalığıyla bitkinin arasında bir set çekmiş oluyoruz. Bu setten hastalık bitkiye girememiş oluyor. İlaçlamanın mantığı bu. İlk ilaçlama ne zaman dediniz? İlk ilaçlama kozalak akarıyla mücadele ederken sükürt ilacı attığınız zaman aynı zamanda külleme hastalığıyla da mücadele etmiş oluyorsunuz. İkinci mücadele zamanı Nisan ayının sonuna doğru olur. Yani o ilk ilaçlamadan sonra. O zaman da etki süresi uzun olan ilaçlar var. O isim zikretmiyorum ilaç ismi ama onu işte almaya gittiğiniz yerlerde istediğiniz zaman size verebilirler. Etki süresi uzun. 20 gün, 25 gün olan ilaçları atarsanız daha iyi olur. Bir de sistemik etkili ilaçlar var. Sistemik etkili ilaç da şu, bitki yaprak bünyesinden bitki bünyesini alıyor. Yağmur da yağsa ilaç özelliğini kaybetmiyor. İkinci ilaçlama zamanı da bu. Üçüncü ilaçlama zamanını ne zamana getiriyoruz? Bunun planlamasını yaptığımız zaman fındık kurduğuyla mücadelede aynı zamana getiriyoruz. Niye? Bir masraf, bir işlemle aynı anda 2-3 zararlı ve bir hastalık mücadelesi yapmış oluyoruz. Fındık kurduğuyla mücadele zamanında şöyle il müdürlüğümüz bunu açıklıyor. Biz de üreticilere duyuruyoruz ama aklınızda şu olsun. Fındık mercimek iriliğine geldiği zaman fındık ilaçlama zamanı gelmiş demektir. Yani bazen üreticimiz soruyor. Mayıs'ın 5'inde mi atayım, 10'unda mı atayım, 15'inde mi atayım, 20'sinde mi atayım? Aklınıza tarih olarak şey yapmayın. Nasıl söyleyeyim? Yani fındığa sınırlamayın. Sadece fındığa bakın. Fındığın tanesi mercimek iriliğine gelmişse ilaçlama zamanı gelmiştir bir. Bir de ben bunu daha önceki tarım ilaç, fındık kurdu ilaçlarına ruhsat veren bir abimiz vardı mühendis. Yaşıyorsa Allah selamet versin. O söylemişti bana. Dedi ki akasyaların çiçek açtığı zaman fındık kurduğu için en ideal ilaçlama zamanıdır demişti. Ve bu da aşağı yukarı o zamana tam denk geliyor. Yani aklınızda olsun. Akasyaların çiçek açtığı zaman en uygun zaman. Bu ilaçlamayı yaparken de fındık kurdu ilacıyla külleme ilacını karıştırıp belirtilen ölçülerde attığınız zaman küllemeyle mücadele etmiş oluyorsunuz. Fındık kurduyla mücadele etmiş oluyorsunuz. Fındık bu size verdiğim broşürlerde var. Kahverengi böcek ve kahverengi kokarca ve yeşil kokarcayla mücadele etmiş oluyorsunuz. Bu ilacı bitki gövdesine vurduğunuz zaman dalkıran dediğimiz zararlıyla da mücadele etmiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz dalkıran dalları deliyor. Uzun sürede yani dalların kurumasına, bahçelerin hasar görmesine ve ürün kaybına neden oluyor. Biraz önce söyledim, kozalak akarı %30-35 oranında hasar veriyor. Ürün kaybına sebebiyet veriyor. Fındık kurdu mücadeleye atmazsanız %30-40 arasında ürün kaybına sebebiyet verebiliyor. Fındık kokarcaları, kahverengi ve yeşil pis kokulu böcek, kokarca demeyeyim. Pis kokulu böcek, kahverengi ve yeşil pis kokulu böcek. Bizim biraz tabirim kaba olacak ama yani bizim vatandaşımızın osuruk böceği dediği böcek. Bu hem ürüne zarar veriyor, aynı zamanda ürünün kalitesine zarar veriyor. Zararı yok. Onunla da mücadele etmiş oluyorsunuz. Bunların iç içe yapıldığı zaman entegre bir şekilde mücadele etmiş oluyoruz. Fındık kurdunun durumuna göre bir ikinci ilaçlama yapabilirsiniz. O da ilk ilacın etki süresine bağlı olarak işte kimi ilaçlar bir hafta etkili, kimi ilaçlar 15 gün etkili, kimi ilaçlar 21 gün etkili. Tekrar ilaç atabilirsiniz. Bununla külleme durumuna göre koruyucu amaçla tekrar ilaçlama yapabilirsiniz. Hocam burada bir soru. Haziran'ın 5'ine falan denk geliyor.
Bir soru sorayım mı yoksa anlatıp sonra mı soralım? Sorun. Konuyla alakası hemen sorabilirsin. Fındık kurdu ilacının atılmasının ana sebebi nedir? Şimdi şöyle onu anlatacaktım biraz önce, onu atladım. Fındık kurdu ilacını her sene atacağız diye bir kaydı yok. Onu şöyle bir şey yapabiliriz. Fındık kurdu sabahın serin saatlerinde uçamıyor. Elinize 3-3 metre elinde bir bez alıp, Beyaz bez alıp, 10 Ocak'ta, rastgele seçilmiş 10 Ocak'ta, her ocaktan 2 dal olacak şekilde dal silkeleyin. Eğer 2 ergin böceğin üstünde böcek düşerse daldan, fındık kurdu ilacını kullanın. Ama 2 ergin böcek, mesela bir tane düştü, o zaman veya 2 tane düştü, 2'nin üstü, 2 de düşse o kadar şey değil ama 2'nin üstünde düşerse muhakkak ilaçlama yapmanız gerekiyor. Eğer düşmemişse, bir tane düşmüşse veya düşmemişse fındık kurdu ilacı atmanıza gerek yok. Şimdi bir de bir bilgi olarak ekleyeyim. Fındık kurdu ilacını genelde fındık kurdunu öldürdüğünü düşünüyorlar. Ya bu konuyu da bir açıklayayım. Şöyle. Bu önemli bir olay. Çünkü farklı bir kavramı var. Fındık kurdu fındık ilacını öldürmüyor arkadaşlar. Yo, ben öldürme anlamda söylemedim. Benim öldürme... Ama genelde öyle düşünüyor. Yani ilacı yani öldürüyor şöyle gibi. Oluyor. Felç ediyor. Üremesini engelliyor. Üremesini hareketlerini engelliyor. Ya anlatabildim mi? Şimdi şöyle. Eskiden olan ilaçlar vardı mesela. Ne vardı eskiden? Onların ismini rahat bir şekilde verebilirim. Mesela Mesrol dediğimiz ilaç vardı. Marshall dediğimiz ilaç vardı. Sevin dediğimiz ilaç vardı. Bunların içinde karbosülfan etkiliydi. Karbaril etkiliydi. İşte metiyokarb etkiliydi. Farklı ilaçlar vardı. Bunlar ne oldu? Bu ilaçlar şu anda etkili maddeleri. Yani aktifleri. Çevre ve diğer canlı yaşamına zararlı olduğu için bu ilaçlar şeyden kalktı. Tedavülden kalktı. Onun yerine bir kısım ilaç geldi. Bu sezon onlar da tedavülden kalktı. Şu anda bize söylenen, en azından bize ifade edilen, bilimsel olarak bizim okuduğumuz canlıya ve çevreye daha az zararlı ilaçlar geliyor. Etki seviyeleri biraz daha nasıl söyleyeyim? Zayıf. Üremesini engelliyor. Belli zamanlarda böceğe felç eden, hareketini yavaşlatan tipte ilaçlar geliyor. Yani biz bunları üreticinin kafası fazla karışmasın diye bu detaylara girmiyoruz. Yani daha ziyade de hocam şey değil mi? Yani dişinin kokusunu yayan yani, ilaç türleri üretiyorlar. Dolayısıyla erkek dolanıyor duruyor. Dişiyi bulamıyor. He. Dişiyi bulamayınca da dölleyemiyor. Dölleyemediği için yani, fındığa yavrusunu bırakmıyor. Yani şimdi şöyle hocam, yani biz ilacın çalışma mekanizmasını fazla şey yapmadan üreticiye daha ziyade genel anlatıyorsunuz. Genel anlamda anlatıyoruz çünkü bu sefer kafası karışıyor. Eyvallah. Yani onun için daha basit geçiyoruz bazı konuları. Önemli olan şu. Fındık kurduyla mücadele etmeseniz %30-35 zarar veriyor. Erken dönemde fındık bitkisini delmişse sarı saramuk orada var. Sarı saramuk dediğimiz zararı veriyor. Fındık dökülüyor. Biraz daha geç dönemde fındığa dokunmuşsa o kara karamuk deniyor. Ona zarar veriyor. Fındığın dökülmesine ve ürün kaybına sebebiyet veriyor. Bu şekilde verdiği zarar lafında %30-35 oranında zarar veriyor. Bu da nedir? Bunu bir ilaçlama veya duruma göre iki ilaçlamayla bertaraf ediyorsunuz. Buyurun. Hani sizin sözünüzü kesmek gibi olmasın. Yok. Da bu osuruk böceği ilacına karşı en güzel kültürel mücadele bu da. Bu da çok sarı. Çok ya şimdi şöyle. Yani bu kültürel, bu zirai şey değil, evet. Kimyasal mücadele değil. Şimdi bakın şöyle, işin özü şu. Aslında bu işe girdiğimiz zaman böyle dar zamanda değil de geniş zamanda zamanımız var. Ben anlatayım o zaman şöyle. Anladım. Şimdi bizim için özel mücadele şöyle başlıyor. Bir, fiziksel mücadele. İki, kültürel mücadele. Üç, biyolojik mücadele. Dört, kimyasal mücadele. Kimyasal mücadele bu dört mücadele içerisinde en sondaki. Ama biz şimdi buna vatandaşa başlıyoruz. Şimdi kültürel mücadeleyi şöyle anlatayım ben. Hemen sen dediğin için kısa da başlatıyorum. Şimdi başladık. Şöyle başlayayım. Ben Eylül ayından başlayayım. Fındığı bitirdik. Fındığı bitirir bitirmez hemen bahçelamamızı yaptık. Işkamızı topladık. Işkamızı kompost yapmak için ya yeşil gübre yaptık. Veya dedik ki kardeşim biz bunu yakalım tertemiz. Bunun üstünden içindeki hastalık ve zararlıyı temizleyelim. Çevreci davranacaksak makine ekipman parkımızı geliştirip geniş anlamda makineyi talaş şeklinde bir çukura doldurduk. 2 metre organik atık, 1 metre toprak, 2 metre bu şekilde bir yığın yaptık, bunu beklettik, bu gübre oldu. İlerleyen süreçte, safhada. Buraya geldik. Kış geldi,
Fındık ocaklarımızın dibini belledik. Bellediğimiz zaman ne yaptık? Bir önceki seneden kalan böceklerin ve onların yumurtalarının yuvalarını bozduk, dağıttık. Kültürel mücadele yaptık oluyoruz. Aynı zamanda fiziksel. Fındık bitti. Geldi Kasım ayı, Aralık ayı, fındık yapraklarını döktü. Yaprakların üzerinde ne var? Külleme dediğimiz hastalığın sporları var. Yani yumurtaları var. Topladık yaprakları. Ya yaktık, hep yok ettik. Ya da çukur açtık, çukurun içine gömdük, üstünü kapattık, kızgın bir ortam sağladık. Bitkinin çürümesinden kaynaklı kızgınlıktan nereye geldik? Onun gübre olmasını sağladık, aynı zamanda külleme sporlarının ölümünü sağladık. Ne yaptık? Hem gübre oluşturduk hem fiziki ve kültürel mücadele yaptık. Bahçemiz oldu mu tertemiz? Geldik bir şeye, Kasım ayına, fındığın özel bir durumu var. Fındık bitkisini kışın açan tek bitki. Ne yapmamız lazım? Ağacın gövdesindeki bakterileri ve mantari hastalıkları temizlememiz lazım. %1,5 veya 2'lik borda bulamacını hazırladık. Göztaşı ve kireçle. Bunu ister evde kendimiz hazırlayabiliriz, ister hazırını alabiliriz. Kendimiz hazırlayacaksak aklımızda olacak. Bakır tepkimeye girip bozulduğu için tahta kap, taş kap veya plastik kapta ilaç eriğini hazırlayacağız. Ona göre yapacağız. Veyahut da hazırını alacağız. Onu da yine hazırını aldığımız zaman bir kapta eriyik hale getirip ilaçlama tankını öyle koyacağız. Yani ilaçlama tankında tozunu döküp üstüne şey haline getirmeyeceğiz. Önce eriyik hale getireceğiz, sonra ilaçlama tankına koyacağız. Bunu %1,5 veya 2'li toprak üstü aksamına, biz vejetatif aksam diyoruz, toprak üstü aksamına tamamen attık mı? Attık. Budama işlerimiz devam ediyor. Ama bunu ne zamana kadar yapacağız? Bu işin ince ve püf noktası bu. Püskül açmamış olacak, karanfil açmamış olacağız. Bunu Kasım'ın, yani bizde püsküller ne zaman açmaya başlıyor? İklim şartlarına bağlı olarak. 12. aya kadar yapılması lazım. Yani 12. ayın 15'ine kadar falan bu iş bitecek. Veya 12. ayın başına kadar. Bunu yaptık mı? Fındık bahçelerimize devam ediyoruz. Ocakların dibini temizliyoruz, belliyoruz. Geldi mi? Nisan ayı. Nisan ayında ilk külleme ilacını atıyoruz. Kükürt atıyoruz. Kükürt genel bir ilaçtır. Yani bütün bitkilerde en genel ilaçlar bellidir. Kükürt ve bakır. Bunlar klasik ilaçlar. İlk ilacımızı kükürt attık. Kozulak akarı için, unuttuk. Kış mevsimi boyunca fındık kozulak akarını toplayıp attık. Daldan koparttık, attık. Daldan ne yaptık? Fındık kozulak akarını temizledik. Fındık kozulak akarı içinde ilaçlama eşiği, onu da üst üste bilince. Fındık kozulak akarı içinde ilaçlama eşiği, bir dalda 5 tane fındık kozulak akarı varsa o dalda ilaç o bahçede veya ocakta kimyasal mücadele edebilirsiniz. Ama 5'in altındaysa fazla bir şey yoktur. İlaçlı mücadelenize gerek yok. Ne yapacaksınız? Kültürel mücadele, fiziki mücadele. Kopartıp atın zaten. Her ocakta bir dalda 5 tane varsa mücadelesi kolay. Özellikle yağlı fındıkta daha fazladır. Yani ben diyecektim. Fındık durumunu bilemiyorum da çeşit durumunu. Ama fındık yağlı fındıkta biraz daha fazla olur. Geldik şimdi bu işlemleri kışın bitirdik. Geldik Nisan ayına. Nisan ayının ilk yarısında kükürtü attık. Aynı anda hem kozulak akarıyla mücadele etmiş olduk hem de küllemeyle mücadele etmiş olduk. Bordo bulamacına bir ekleme yapayım hocam. Unutmasanız eğer. Bordo bulamacını attığınızda arkadaşlar erken doğumla geç doğumu birleştirirsiniz. Tek doğum yaparsınız fındıkta. Dolayısıyla da fındıkta hasadında alfa toksin de yok, olgunlaşmamış gibi bir kavramı da kalmaz. Yok, yani o ürün o kadar etkili olmaz. Şöyle olmaz. Şundan olmaz. Yani doğumu kısalttığı için donlara karşı da önlüyor bir de. Onda o kadar etkisi olmuyor. Şöyle olmuyor. Şimdi mesela diğer ağaçlarda elma, erik, kiraz, şeftali de şöyle kullanıyoruz. Onlarda Şubat sonuna yakın tomurcuk patlamadan kullandığımız için onlarda geçicilik sağlıyor. Ama fındıkta daha erken dönemde kullandığımız için orada fındıkta o kadar onun etkisi olmaz. Etkilemiyor mu? Onun da etkisi olmaz. Çünkü şöyle, fındık peyderpey çiçekleniyor. Fındık doğumu ne zaman başlıyor? İklim şartlarına bağlı olarak ilk yaprakla beraber başlıyor. 19 Mayıs'a kadar. Yani 19 Mayıs'a kadar doğan fındıktan fındık olur. 19 Mayıs'tan sonra bunlar şu anda olduğu gibi dökülüyor zaten. Ama bir hafta sonra falan bunların dökülmesi biter. O da bitiyor. Şimdi bunu kullandık. Nisan'ın 15'ine kadar kuzey ve küllemeyle mücadele ettik.
Nisan'ın sonuna doğru ne atıyoruz? Külleme ilacı atıyoruz. Külleme ilacıyla beraber dişine dal kırana etkili bir fındık kurdu ilacı katıp atıyoruz. Niye? Dal kıran çıkışları başlıyor çünkü. İki böcek var. Bir daldelen var, bir dal kıran var. Daldelen çıkışı başlıyor, dal kıran da yavaş yavaş devam ediyor. Bu ilacı atarken ağacın gövdesine atıyoruz. Çünkü böceğin ilaçla temas etmesi gerekiyor. Bu daldan çıkacak, öbür dala girecek. Bu aşamada temas eder, birbirini öldürür. Yani birbirini derken böceği öldürür veya mücadele etmiş oluruz veya ne diyelim işte hareketini kısıtlar. Bir şekilde onu bertaraf eder. Bunu da hallettik. Mayıs 15-20 gibi geldi veya şöyle diyelim. Mayıs 10 ile 20 daha geniş bir aralık tutayım ben. Mayıs 10 ile 20 arasında fındık kurduyla mücadelemiz var. Fındık kurduyla mücadele ederken zaten fındık kurdu ilacını kullanıyoruz. İçine külleme ilacı karıştırdığımız zaman birbiriyle olumsuz etkileşimi olmayan ilaçları kullanmamıza dikkat edelim. Yani ilaç ambalajlarını aldığımız zaman üzerinde okuyalım. Malum bunları kullanırken yaprak gübresi de kullanıyor üreticilerimiz. Evet. Bu yaprak gübresini de kullanırken bunların hepsini üzerine okuyalım. Birbirleriyle olumsuz etkileşim olan ilaçları ve gübreleri birbirine karıştırmayalım. Şüpheleniyorsak da karışım testi yapalım. İlaçlardan bir miktar, gübreden bir miktar alıp suya karıştıralım. Eğer dibine çökelme varsa, tortu varsa, tortu değil de şimdi eridikten sonra çökelme varsa bunlar olumsuz etkileşiyordur. Bunları bu şekilde kullanmayalım. O zaman tek tek kullanacağız. Mayıs 10 ile 20 arasında fındık kurdu ilacını attık. Fındık kurdu ilacını atarken aynı zamanda ilacın içeriğine bağlı olarak dal kıranla mücadele etmiş oluyoruz. Fındık kurdu ile mücadele etmiş oluyoruz. Pis kokulu böcekle mücadele etmiş oluyoruz. Bunu da yaptık. İklim durumu tekrar ki ocak kontrollerinde duruma bakarak çevremizdeki diğer üreticilerin ilaç kullanma durumlarına da bakarak. Birlikte mücadele değil mi üstadım? Efendim? Birlikte mücadele. Onu da şey yapacağım. Evet, yani burada önemli olan şu. Burası şimdi kaç rakımda? Burası 0-250 arası rakım. 250 evet. Burada ilaçlamanın normal koşullarda ilaçlama başladığı zaman bu çevrede bir hafta içinde ilaçlamanın bitmiş olması gerekiyor. Herkesin aynı anda vurmuş olması gerekiyor. Niye? Ben ilacımı attım. Muhtarım attı. Yanındaki bahçe atmadı. Öbürü atmadı. Böcek bir şekilde popülasyonunu, zarar verilebilecek popülasyonu, yani sürüsünü diyelim, biz popülasyon diyoruz, anlaşılır dilde konuşayım diyorum. Yani böcek sürüsünü devam ettiriyor, zarar verebilecek durumda tutuyor. Herkes aynı anda yaparsa kimyasal mücadele, yani ilaçlı mücadele dört dörtlük başarıya ulaşmış olur. Bu gelecek seneki mücadeleleri de kolaylaştırmış olur. Burada muhtara çok büyük bir vazife düşüyor. Muhtar bunu bize ilan etmesi lazım. Bir hafta içerisinde... Ya şimdi şöyle, o tabii sizin kendi iç işiniz. Ona ben bir şey diyemiyorum. Muhtar bu işte ilgilenmesi lazım. Yani ondan sonra... İlaçlamayı muhtar yapması lazım. Sizden bilgiyi alacak, köylüye... Şöyle oluyor, onu da şey yapayım. İl ve ilçe müdürlükleri internet sitelerinde bunu duyuruyor. Aslında görüyorsun. Şöyle olabilir. Yani benim önerim, nacizane önerim. Yani, burada muhtara çok büyük vazife düşüyor. Yani köylerde WhatsApp grupları vardır. WhatsApp grupları vasıtasıyla o köyün vatandaşına... Hocam gerek yok. Caminin minaresi var. İmama söylerler. Ezandan sonra iki kere lanse eder. Ama tek kişi vurduğu zaman da vuran kişi şöyle, kurtarıyor. Değil mi? Üreticimiz bize şöyle diyor. Mesela benim köyümde de var. Ya diyor. Ben atıyorum diyor. O atmıyor diyor. Evet. Ben de atmıyorum diyor. O işin çürüğü. Evet. Yani ben atsam şimdi, bilmiyorum, belki tanıyan vardır, tanımayan vardır. Ben 5 dolardan. Bizim mahallede bir ilaç atan ben varım. Aynen. Bir de bizim buyumcu atıyor, dayım atıyor. Ama sen kurtarıyorsun değil mi? Ben atıyorum, ben kurtarıyorum. Atarken şöyle yapıyorum. Burası sınır mı? Biraz adamın yerinde de iki sırayla ilaçlattırıyorum adamlara. Aynen. Araya tampon adamı, koyuyorum. Adamın fındığına bir şey olursa senden davacı olur ya. He? Bir şey olmaz. Oğlum ben... Onun yararı. Oğlum bir şey atmıyor. Ben atıyorum farz-ı misal 3000-5000 litre. Onu ayarlıyorum ben. Öyle bir şey olur mu? Tekrar sizin bahçenize gelme şansı var mı üstadım? Lafınızı kestim. Nasıl? Yani atıyorum komşu atmadı, ondaki böcek sonra sizin yanına gelme şansı şöyle, var mı? Şöyle böcek gelse bile benim bahçem ilaçlı olduğu tamam. için kopu salayım. Böceği bertaraf ediyor. Yani. Ben bahçemi ilaçlı hale getiriyorum. Yani faydası bu şekilde. Yani ama şöyle, herkes ilaçlı mücadele yaparsa aynı anda ne yapmıyor? Seneye, herkes seneye de, bir daha bir seneye gelecek seneye faydası olur. Böcek ilacı içinde bir de ısırgan gübresi. Çok pis kokuyor. O kokuyla şimdi böcek şöyle, hiç yanaşmıyor bahçeye. Benim
ısırgan gübresi diyorlar. Isırganı fındık kurduğu için atıyoruz diyorlar. Ben daha önce ilaç bayiliği yapıyordum. Mesela vatandaş geliyordu diyordu ki ben diyordu kışın dallara kireç atıyorum. Dal kıran vurmuyor. Mazot atıyorum. Dal kırana etkili oluyor. Böcek çalışmıyor. İşte bir sürü üretici kendine göre bir şeyler araştırıyor. Bir yol çıkar çaresi arıyor. Şimdi benim size burada bir öneri sunabilmem için benim için ben kendi adıma konuşuyorum. Hem bir devlet memuru hem bir teknik personel olarak benim size yapacağım önerilerin bilimsel olarak bir karşılığı olmalı. Bilimsel olarak çalışılmış, denenmiş. Mesela 3 sene, 5 sene, 10 sene denenmiş farklı koşullarda aynı etkiyi bütün alanda bu böceğe, bu hastalığa karşı göstermişse ben size onu öderim. O zaman devlet olarak beni takip edin. Ben 2 senedir kullanıyorum. 8 sene beni takip ettim. Takip edeceğiz. Yani o başka bir şey. Onu araştırmacılar var. Hem tabana atıyorum geçen gün, hem yaprağı atıyorum. Geçen gün bir yere gittim. Arkadaş diyor ki ya diyor sırgan gübresi yaptık biz diyor. Faydası var mıdır? Muhakkak vardır. Ama işte şöyle oldu. Benim bunu sana diyebilmeyeceğim için yani sırgan gübresini kullandım veya başka bir şeyi kullandım. İşte ben sırgan gübresi kullandım. Şu kadar verim artışı sağladım. İşte atıyorum. Dot yaprağı kullandım. Bu kadar. Benim için bunun ölçütü bilimsel bir çalışma yapılıp bunun bilimsel verilerle kanıtlanması gerekiyor. Elimi sürdüğüm zaman 2 gün çıkmayalım. Doğrudur. Ama benim bunu gözlemlemem lazım. Ben tamam, gözlemlemediğim şeyi beni gözlemle. Evet, bir şey diyemem. Anlatabildim mi? Ben gözlemle. Yani ben şimdi burada önerdiğim zaman şimdi mesela geçen hafta değil. Herhalde belki haftaydı. Mesela bu sırganla ilgili Piraziz'de bir toplantı oldu. Olmuş. Başka bir arkadaşım aradı. Yani bu konuyu biraz renklendireyim diye anlatıyorum. Yani hep aynı şeyde monotonlukta gitmesin diye anlatıyorum. Mesela işte ısırgandan elbise yapmışlar, gübre yapmışlar, ilaç yapmışlar. Yemeğini zaten hepimiz yiyoruz yani. Hayır, yani benim için şey değil. Yeni bir şey değil de ya diyor yemeğini yapmışlar. Ya yani ben babaannem yapıyor. Yiyorduk zaten. Yani onu yapıyorlardı. Bununla ilgili çalışmalar var. Ama bu nedir? Bunun piyasada olabilmesinin veya bizim için önerilebilir olmasının şeyi şu. Bilimsel olarak çalışmalar yapılıp ispat edilmiş oranlarının belli olması gerekiyor. Ha şunu diyebilirsin. Ben sırganı parçalarım. Şimdi bana bize soruyorlar. Hep farklı konular. Tırpan adam diyor ki mesela ben diyor tırpan vurdum diyor. Benim vurduğum tırpan diyor yeşil gübre oldu diyor. Yeşil gübre öyle olmaz. Her tarafta yeşil gübre şey şöyle olacak. Bak ben sana anlatayım şimdi. Konudan konuya geçiyoruz da bambaşka bir bilgi veriyorum. Yeşil gübre olan bitki bir kere sulu olacak. Tercih edilen bitkilerin meyveleri böyle nasıl söyleyeyim? Mesela yem bezelyesi, soya fasulyesi. Ondan sonra böyle bakla. Sütlü bakla, sütlü süt kıvamında olacak onlar. Bu tip meyveler olacak. Azotu bünyesinde barındırabilen bitkileri tam böyle süt olun zamanında toprağa karıştırırsın. Bak. Biçip parçalayıp toprağın üstüne bırakmazsın. Toprağa ferment edersin. Toprakla karıştırırsın. Yeşil gübre o. Ama var olan bitkiyi toplarsın. Biraz önce dediğim gibi parçalarsın veya bütün halde o da önemli değil. Çukur açarsın. 2 metre içine doldurursun. Üstüne 1 metre toprak atarsın ki hava almasın. Sonra bir daha 2 metre doldurursun. O çürür. Fermente olur. En az 1 sene. Bir seneyi de geçer. Ondan sonra o çıkan gübreyi oradaki toprakla beraber alırsın. Bitkilerin dibine koyarsın. O da kompost olur. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar bilimsel olarak yapılmış ve ispatlanmış şeyler. Sırgan ilacı da olabilir. Yani mesela şimdi eskiden fındık kurduğuna ne atıyorlarmış? Bizim büyükler anlatıyorlar. Kül. Kül atıyor. Veya külün içine kükürt karıştırıp atıyor. Veya külün içine kili kurutup, üütüp öyle atıyor. Evet. Şimdi diyorsa, diyor ki vatandaş ya diyor bu bunu öldürüyordu. Niye öldürüyor? Biliyor musun? Veya bunun öldürmesinin sebebi şu. Şimdi böceklerin biz üye diyoruz. Ekstrem diyoruz. Böyle şöyledir yani. Böcek böyle kabuksu yapılar vardır. Tamam mı? Sen tozu atıyorsun. Toz bu parçaların arasına gidiyor. Makine parçası gibi düşün. Bilyanın arasına başka bir bilyanın girdiğini düşün. Veya tozu ne yapıyor? Bozuyor, kırıyor. Böcekler böyle hareket ederken onlarca, yüzlerce parçadan oluşuyor böcek. Böcek bilye dağıtıyor. Böcek bilyeyi dağıtsa iyi. Böcek parçayı kırıyor. Kart diye kırıyor. Tamam mı? Bunları kırdığı için doğal olarak fındık kurduyla mücadele etmiş oluyorsun. Bak bu gayet çok doğal bir şey. Evet. Bak içine hiçbir şey katmıyorsun. Aynı şeyi şu anda da yapabilirsin. Mesela bentoniti kurutuyorlar.
Hatta ben geçen sene yapmayı düşünüyordum, yetiştiremedim. Bentonit attım ben. Ben de denedim. Bentonit'i, tamam mı? Bentonit'i kurut veya iyi çekilmişi külle beraber karıştır veya külsüz at. Zaten eskiden kullandığımız, yani bundan 10 sene önceye kadar kullandığımız fındık kurdu ilaçlarının esas dolgu maddesi mesela Marshall, eskinin meşhur ilacı. Herkes biliyor, Marshall diyor veya Marshall. Marshall'ın içinde %2 karbosülfan var. Kalan %98'i dolgu maddesi. Bu toz ilacı. Bu da %98 de işte bentonit. Veya karbarilin içinde %5 karbaril var. Etkili madde. %95. Fazla tutmayacağım. Hemen bitireceğim abi, farkındayım. Ben uzattım biraz. Sahile gezmeye gideceğim. %95 ne? Bentonit. Giriyor, kurutuyor. Şimdi nereden geldi? Bu ilaçlamayı da yaptık. Fındık, dal, kıran için şu anda ilaçlama yapabilirsiniz. Sıcaklık yüksek seyrettiği için dal kıran dediğiniz böcek 20 derecenin üstünde daldan çıkar. Bir daldan çıkar, öbür dala çıkar, girer. O esnada bahçenin ilaçlı olması lazım. Şu anda da bahçeyi ilaçlı tutarsanız son olarak şu anda mücadele etmiş olursunuz. Yani bu genel olarak toptan mücadeleyi ben genel olarak başlık olarak anlatıyorum. Biraz uzattım, farkındayım. Daha kısa yapmak istedim ama. Bir çalışmam daha var ama bunu da söylemiyorum. Aldım. Abi, patenti sende olsun, herkes şu anda... Onu şimdi söylerse hep gülerler bana. Gülecek bir şey yok. Yok. Özel olarak sana sonra söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Yani benim anlatacaklarım bunlar. Yani sizin farklı bir şey soracağınız varsa hocam, onu sorabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. He. Belki dosyasını vermemiş olan vardır. 2022 dosyasını. Bu ayın sonunda bitiyor. Evet. Aklınızda olsun. Eyvallah. Şimdi bu ilaç kararken yaprak küpürlerinde buna nasıl katıyoruz? Yani normal bütün ilaçlara katılabiliyor mu? Bakın yaprak küpürlerinin üzerinde uyarısı vardır. Ön şüpheleniyorsanız ön karışım testi yapın der. Küçük bir kavanozun içinde beraber karışım testi yapın. Yani mesela bir çay kaşığı ondan alın, bir çay kaşığı ondan alın, bir bardakta karıştırın. Karıştırdıktan sonra çöküyorsa dibe, çökeliyorsa birbiriyle etkileşime girmiştir. Bunu ayrı ayrı atın. Ama bir şey yapmıyorsa kullan. Oldu. Ama şöyle şunu genel olarak söyleyeyim. Ben yaprak küresini falan kendim çok kullandığım için herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Ama şöyle bir sıkıntı olur. Piyasada ucuz, kalitesiz yaprak gübreleri var. Şöyle yapıyorlar onda. Normal gübreyi eritiyorlar. Şey eritmiyor, düzeltiyorum. Normal gübreyi değirmende çekiyorlar. Yaprak gübresi diye satıyorlar. Bu işin şeyi çok nasıl söyleyeyim? Sahtekarlı diyelim. Kısa yoldan gidelim. Yani? Ziran'dan aldığımızda bir mahsur yok. Ya arkadaşlar onu denetliyorlar. Onlar yakalananlar ceza yiyor ama o arada sen aldıysan zarar görüyorsun. Şöyle Tarım Kredi'nin bu sene bir paketli ürünleri var. Onlarda o testler yapılmıştır. Karışabilir var diyorsa bir sıkıntı olmaz. Şöyle, bize şöyle anlatıldı oradan satılırken de. Paket içinde 6 çeşit ürün var. Bir depoya yani yaklaşık 400 litreye bunun hepsini koyacaksınız dediler. Ama üstünü ayrı ayrı battığımda 400 litreden çok fazlaya gitmesi gerekiyor. Ama onlar öyle söyledi. Biz de 400 litreye kullandık ve ilacın yakma yaptı. Yaprakta. Ambalajın üzerinde ne yazıyorsa onu dikkat al. Yani o üretici ambalajı ne anladım. Yazıyorsa onu dikkat al. Anladım. Şey ben, yapılamaz mı? Özgür Bey. Biyolojik işte çalışma için mesela bir kuş türü çalışması var mı acaba Tarım Bakanlığı'nın? Valla Tarım Bakanlığı'yla ilgili bilmiyorum da bu şey dal kıran denilen böcekle ilgili bundan bir 4-5 sene önce bir mühendis abimizle konuştum. Onun bir doğal düşmanı olduğunu, onunla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi. Kokulu böcek için mesela. Kokulu böcek için. Yani araştırma enstitüleri var. Bir sürü muhakkak bir çalışma vardır ama. O konuda şu anda yani şu çalışma vardır veya aşama şuraya gelmiştir gibi bir bilgiye sahip değil. Ben birkaç defa aslında İl Tarım Müdürlüğü'ne işte o şöyle, İl Tarım Müdürlüğü yani il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri taşra teşkilatıdır. Onlardan ziyade araştırma enstitülerine sormak lazım. Mesela Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsü var, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü var. Onların bu konudaki şeyi daha ileridedir diye düşünüyorum. Şu anda şu tarihte kokulu böceğe de etkisi var mı? İlacım var. İlacım var. Yani şey ama şöyle, yani pis kokulu böcek için yani ilaçların üzerinde çoğu şey yazmıyor. İşte ona ruhsatlı şekilde yazmıyor da var olan ilaçları ona da kullanıyor. Anladım. Şu anda ben yaprak küresi kullanacağım. O açıdan. Tamam mı? Fındık kurdu ilacı. Bu da külleme ilacı. Full pas. Ziraat aldık. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı olmasın. Bu şey için en ideal ışkın alma dönemi ne zaman? Fındığa zarar vermeyecek şekilde. Biz genelde fındığa yakın alıyoruz fındıklık temiz olsun diye.
bunun bir zamanı var mı? Vallahi fındık kuşkasını almasının en ideal zamanı kış. Kasım, Aralık ayı, Ocak ayı. O da şundan diyorum. Fındığa su yürümemiş. Şöyle fındığa su yürümemiş oluyor bir. İkincisi de bitki yarayı meşeye geçene kadar kapatıyor. Şöyle bir şey ben okudum. Genelde fındıktan sonra aldım. Bravo ne yapayım biliyor musun sen? Tamam sorayım. Başka. Özgür Bey şöyle bir şey okudum. Yeni. Fındık ışkınının alınması ama yılda iki kere birinci ışkının alınması Mart döneminde ikincinin de Haziran içinde Haziran'ın ben içinde alınması. Ben kişisel tecrübelerimi söylüyorum. Ben kişisel olarak evet. Muhakkak faydası var. Ben kişisel olarak iki veya üç yılda bir ışkın aldırıyorum. Kişisel olarak. Işkını da fındıktan sonra aldım. Ekim ayında başlatıyorum. Kasım Aralık. Şöyle diyor. Bunu alırsan yani ürüne gidecek olan şeyi işte ışkın aldığı için burada %27 oranında üründe daha fazla üretim olacağını. Ya muhakkak bilimsel araştırmalar vardır. Yani evet. Onu yazan bilimsel bir veriye dayanarak yazmıştır. Öneriler o şekilde. Bu öneri de yapabilirsiniz. Ama ben şöyle yapıyorum. Işkını hiç bırakmamak yani şeyde. Ya ışka her zaman gelir. Birincisi şöyle. Ben sahil bölgesi için, ben kendi tecrübelerime dayanarak, bilgime dayanarak söylüyorum. Özellikle Haziran ve Temmuz ayı sonuna kadar ocağın ortasının çok fazla güneş görmesi taraftarı değil. Mesela Mayıs ayında, Nisan ayında ışık alıyorlar. Bitkiye zarar veriyorsun. Bitki tam çalışmaya başlayacak. Ürünümü toparlayacak, ürünümü dolduracak, yarayı mı kapatacak? Toprağın zenginliğine bir de şöyle var. Güneş bizim bölgemizde şöyle söyleyeyim ben ona mesela 500 metre yukarıdaki rakımda ocağın ortası açık da olsa sıkıntı olmuyor. Orada çise düşüyor. Sabah yağmur gibi çise düşüyor. Ama bizde öyle olmuyor. Benim mesela kayınbiraderlerim var işte Yeşilkent'te. Fındık bahçeleri var. Her sene parmak gibi oluyor işte. Ama ben bahçelerim 3 sene oldu. Toprak da kuvvetli. Bakımını da yapıyorum. Ama ışığa geldi. Yani ışığa zayıf. Anlatabildim mi? Burada ben kişinin şartlarına göre değerlendirme yapmasını öneriyorum. Temmuz'un sonunda olsun üstadım. Temmuz'un sonunda olur. Ha, tamam. Eyvallah. Ama yani kimisi şöyle yapıyor. O, fındık bahçeler gibi Temmuz sonunda fındık bahçalıyor. Bence yanlış. Hmm. Ben mesela Saracık köyünde çalıştım. Yani Nisan ayında ışık alan var, Mayıs ayında aynen. Var, Haziran ayında var. Var da var. Bu fındığın, ben kendi tecrübelerimi söyleyeyim. Bu fındığın kök bölgesiyle fazla oynama fındığa yaramıyor. Yaramıyor. Bu fındığın kök bölgesiyle fazla oynamayacak. Evet. Ya bu benim önerim. Her şey. Bilimsel önlemde senede iki kere alabilirsiniz. Ona bir şey demem ama bunun bir maliyeti var. Tabii. Ya bunun da bir maliyeti var. Hepimizin onun da şu işte anda... 21 azot gübreyle de işte aldığın zaman... Yeni çıkan ışkanı attığınız zaman sulayıp 10'a 1 oranında karıştırdığınız zaman yakıyor. Onun da yani azot olarak da büyük faydası var. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Üstadım bir şey daha sorabilir miyim? Bu bir de 2 defa tırpan vuruyorlar. Bunun zararı var mı 2 defa vurması? Nasıl? 2 defa tırpan vuruyorlar. Şu anda basmanın zararı olmaz. Hani otu dibine falan bir zarar olmaz değil mi? Yok. Kurak giderse falan da. Ya şimdi vurduğunuz tırpanı toprağın üstünde parçalıyorsunuz ya. Hmm. O biz maaşlama diyoruz. Mesela özellikle onu nerelerde yaparız? Tamam. Sebze bahçelerinde, seralarda yaparız. Güneşle toprak arasına bir set çekiyoruz. Anladım. Eyvallah. O da su kaybını engeller. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldin ya. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Üstadım ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Kışın fındık ocağın dibini toprakla beslenir. Olur. Yanı başında bu ocakta çıkan ışkın dudağı ağacının dalı gibi ama toprak doldurduğun yerin ışkınları parmak dalında. Ama çekti değil mi? Aynı sene durum. Aynı sene. Gelecek sene gördün mü? Şimdi veya 2 sene 3 sene sonra. O zaman daha fazla. Yani ışkını daha kalın büyütmüş, beslemiş şey. Büyütürtürü sen şimdi ne yaptın? Toprak doldurdun bir kere onun orayı bir kapattın. O şimdi orayı bir yeniden onaracak, gelecek. Fındığın kökleri yüzeyde kalmış. Erozyona uğramış. Toprak doldurmakta çok büyük fayda olacak. Ayrıca... O şöyle verimli orman toprağı olacak ama onu çok koymayacaksın. Hocam ortasında şu kalınlıkta yani. Şöyle bir karıştan fazla koyma yapmayacağım. Fındığın dibini kazmaktansa şurayı kazıp fındığın dibini atmak daha iyi. Veya şöyle, ocağın etrafını iki çatal belle döneceksiniz. Kazmayla değil.
Bir çatal belli. Çatalı batıracağım, devireceğim. Batıracağım, devireceğim. Ocak diyorum. Evet. Yok, başka bir işimiz yok. Başka gitmeyeceğiz. Evet, sevgili hiçbirseverlerim. Bu arkadaş orman mühendisi, şefimiz. Öyle mi? Merhabayım. Aşıyla ilgili bilgisi var. Bir aşıyı da yapacağız biz şimdi. Tarım İl Müdürlüğümüzden gelen. İsim neydi hocam? Özgür Bey. Ha. Özgür Bey bilgilerimizi aktarmış oldum. Yok, ben tanışmıyoruz. Ben teknik eleman olduğunu fark ettim de sorduğum sorularda toplantı bitince sorayım dedim. Evet, Özgür Bey'e teşekkür ediyoruz bu noktada bilgileriniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok faydalı bilgiler aktardı arkadaşımız kısa bir zamanda. Umarım sizler de istifade etmiş olursunuz bu noktada. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.